Fiyatlarımız işte yumurtalılar şu anda 4.000 lira çiftesi. Tahinlerimizi 15'ten vermeyi düşünüyoruz. Tahinler yine 250 gramdan kestik herhalde Fatih Usta. 250 gram tahinimiz 15 TL. Yağlarımız 5 TL. Hayırlısı bakalım ya. İnşallah iyi olur. Ümidindeyiz. Allah Ramazanlarımız hayırlı mübarek olsun öncelikle. Allah hayırlısını nasip etsin. Ama sabır. Sabır sabır. Başka yapacak hiçbir şey yok. Bunu yenersek böyle yenecek. Yani biz çarşıya gidelim, bakkala gidelim veya bir yere gidip okey oynayalım veya bir yerde toplanıp yemek yiyelim. Bunları yapmazsak bu şeyi başaracağız. Sabretmezsek de çekecek böyle. Yani bu bizi ne gidecek sabretmezsek. Allah hayırlısı nasip etsin. İnşallah toplumda bunlara şey olur, duyarlı olur. Bir an önce bu şeyden kurtarırız. Başka yapacak hiçbir şey yok. Temizlik zaten en önemli şeyimiz. Maskemizi zaten takıyoruz. Bunu artık alıştık. Bizimle bir şey oldu bunlar. Bunları ihmal etmeyeceğiz. Bir de sabredeceğiz kardeşim. En önemli şey sabır burada. Yusuf tatsız geçecek abla. Neden tatsız geçecek? 10 bin ayın sultanı hoş geldin. Çok güzel. Eski Ramazan'da kalmadı. Saygı kalmadı, sevgi kalmadı, huzur kalmadı. Önceden giden sene Ramazanlarda arkadaş komşu gelirdi. Komşum ekmek alacağım dedi. Yemek yapılırdı, tayin yapılırdı. Beraber alınırdık, beraber şey dedik. Şimdi komşu komşuyu gördü mü kaçıyor. Esnafta payı yok, işçide payı yok. Alım gücü kalmadı. Ekmeklerde fiyatlar da azıcık pahalı olunca millette alım gücü olmuyor. Yumurtalı ekmeğin, susamlı ekmeğin alım gücüm kalmadı. Her şeyde bir sekte var abla. Sekte diye bir şey yok. Eski Ramazanlar çok arıyoruz, bulamıyoruz. Evlerde huzurumuz olurdu, nevzinemiz yapılırdı, yemeğimiz yapılırdı, komşumuzu davet ederdik, komşu davet ederdi. Eski Ramazan'da kalmadı. Alım gücü kalmadı ki çünkü. Gün güne kötüye gidiyor, gün güne kötüye gidiyor. Bu Ramazan'ı gelecek zamanlarında bulamayacağız duyuma geliyoruz. Bu Ramazan, gelecek Ramazan'da bulamayacağız duyuma geleceğiz. Göreceksiniz bunu. Çünkü alım gücü kalmadı millette. Ekmeklerin fiyatından haberdarım. Tabii ekmek de fiyatlar yüksek de un pahalı, odun pahalı, susam pahalı, yumurta pahalı. Fırıncıya ne yapacak? İççi pahalı, gider pahalı. Elektrik, su, maya, duz, her şey pahalı. Fırıncı ne yapsın? Ha fırıncı elinden gelse bedava yemek ister ama yok. Bir gün bir yumurtalı ekmek neden bastın? 4 liraya 5 liraya. Pahalı mı? Pahalı ama unla pahalı. Gider çok fazla. Gider fazla olduğu için fırıncıya da tek sekte oluyor böyle.